Ben Meryem Akça. 2 Ağustos 2017 tarihinde gece saat 10 civarında Beykoz mevkiinde bir kaza yaptık. Arabada ben ve o zamanki erkek arkadaşım vardı. Kendisi ertesi sabah yeni işine başlayacağından ve alkollü olduğundan dolayı direksiyonda o olduğu halde suçu ben üstlendim. Birine çarptığımızı bilmiyordum. Dava süreci boyunca direksiyonda kişiyi saklamamız mümkün oldu. Ortaya çıkmadı çünkü o gece kazayı yapan kişi, direksiyonda olan kişi, ertesi gün işe başlayacak olan savcı Oktay Şahin'di. Evet. Özel konular bunlar. Soracağım başka bir şey yoksa. Kimin bu telefon? Benim. Açsana o zaman. Bu saatte avukatını aradığına göre önemli bir şey. Alo. Alo. Beliz ben. Oktay senin yanına mı geldi? Hı hı. Söyle mailine baksın. Tamam. Tamam peki. Nasıl güzel bir duygu anlatamam. Seni böyle böcek gibi kıvranırken izlemek. Babanın davası bende. Bana bir şey olursa hiçbir şey yapamazsınız. Bu saatten sonra o dosyaları asla elletmem sana. Saçmalama. İntikamınız size bağlı. Sana, ablana, bana nasıl davrandığınıza bağlı. Önce Yurdal, sonra sen. Benim listem bu. Bil, ona göre davran. Ama Savaş'ın tapteninde belli ki bir numarasın. Ne istiyormuş Meryem? Yani bilmeni istese seni arardı. Hmm. Kimi aradığını bilmiyor muymuş? Niye? Ben Beliz Bilen dedin ya. Garip değil mi? Kimin o elindeki telefon? Benim diğer telefonum. Lütfen Savaş, lütfen gider misin? Gerçekten. Nerede o herif? Savaş bir dakika. Bir dakika. Savaş. Neredesin? Savaş saçmalıyorsun bak gerçekten. Savaş, nerede o herif? Savaş, saçmalıyorsun bak. Savaş! Ya tamam, tamam buradaydı, tamam. Biz kavga ettik, çıktı gitti, nereye gittiğini bilmiyorum. Ya zorbalık mı yapacaksın? Burası benim evim. Eğer kendine yakıştırıyorsan... Fark etmez. Burada olup olmaması benim için bir şey değiştirmiyor. Bırakalım da böcek gibi saklanmaya devam etsin, değil mi? Son bir soru. Sonra gideceksin. Tanıyor musun bunu? Tanımıyorum. Tanıyorsun. Ne alakası var Meryem'le? Bilmiyorum. Cenazede oradaydı. Ondan önce dükkana gitmiş. Kavga etmişler Meryem'le. Hatta sen de oradaymışsın. Ben hatırlamıyorum. Senden tiksiniyor Beliz.
Bunların hepsini anlatmak için yanım tutuşuyor. Sırf babam için susuyor. Ama ben susmayacağım. Cenazeden sonra evde de olay çıkartmış. Üvekkilin senin Meryem. Hiçbir şey demedim sana. Ya da onu geçtim. Sen sormadın mı avukat olarak? Kim bu kadın? Nereden tanıyorsun? Her yerde yanında olay çıkartıyor diye. Ben özel hayatıyla ilgilenmiyorum. İkimiz de yalan söylediğinin farkındayız. Ama bu sorunun cevabını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Deniz! Çıkmış senin böcek saklandığı yerden. Deniz aç şu kapıyı. Sıkıştığını duydu galiba. Ona bundan sonra bir adım bile yaklaşmayacaksın. Yoksa pişman olursun. Kimin bu kapıdaki araba? Ne işin var lan senin burada? Sevgilimin evi benim burası. Sen daha 2 saat önce başka bir kadının evini basmadın mı? Elinde silahla. Sen neyin nispetini yapıyorsun ha? Beliz, niye aldın bu adamı içeri sen? Senden tiksindiği için. Ama korkma. Sorularıma cevap vermedi. Belli ki başka bir hesabınız var. Satmadı seni. Şimdilik. Ama merak etme. Onu da çözeceğim. Sırası gelince tabii. Çıkın ikiniz de evimden. Sağ ol Beliz. Şimdi baş başa kaldık. Berk tamam bırak. Bırak hadi defol git sen de. Annem mi sordu sana? Bir şey söylemedim. Ama eğer babamla ilgili bizi satarsan gidip Savaş'a her şeyi anlatırım. Annemi mi sordu diyor? Evet. Meryem niye aramış, ne dedi? Bilmiyorum, git kendin sor. Ne dedi diyorum sana? Ya mail mi ne atmış bilmiyorum. Telefonum nerede benim? Tezgahtaydı, al ve defol hadi. Hani yok burada telefon, nerede? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.